Doğu Karadeniz bölgesinde konut satışlarında 2021 yılında %45'lere varan oranda artış yaşandı. Bu artışa etken olaraksa pandemi sürecinde başlayan tersine göç gösteriliyor. Ülke genelinde konut satışında bir durağanlık söz konusu olsa da biz pandemiyle birlikte Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle Trabzon, Rize, Artvin çizgisinde hem hali hazırdaki yatırımların hem de köyden kente, memleketlerine dönen daha nitelikli konut alıcısının bu talebi güçlendireceğini bekliyorduk. Büyük şehirlerden Rize'ye, Artvin'e, Trabzon'a dönüş yapan, burada yaşamayı pandemi gerçekleriyle birlikte tercih eden şehirli kesimin bu talebi güçlendireceğini bekliyorduk. Nitekim öyle de oldu. Konut üretimindeki arazi sıkıntısı önümüzdeki süreçte bir sorun olarak karşımıza gelecektir. Fakat alıcının taleplerini doğru karşılayacak nitelikli projeleri, pandeminin hayatımıza soktuğu o sosyal alanları yaratabildiğimiz ölçüde o arz talep dengesi kurulacaktır. Konut talebinin devam etmesi bekleniyor. Bu bir gerçek. Çünkü tersine göçün yarattığı bir talep fazlası elbette ki var. Pandeminin hayatımıza soktuğu o sosyal alanları, yaşam alanlarını, ibadethaneleri, spor alanlarını konut projelerine dahil edemezsek ya da konut geliştirdiğimiz araziye bir değer katamazsak o zaman konut satışlarında bir durağanlık olur ama bu alıcının bilinçli olmasından ortaya çıkan bir sonuç. Rize özelinde ortalama 100 metrekare konut vasfındaki bir bağımsız bölümün fiyatı 600-650 bin TL ile 2-3 milyon lira arasında değişebilmektedir. Yani binaların yükseldiğinin farkındayız. Aşırı konut satışının patladığını diyebiliriz. Evet. Yani dışarıdan gelen insanların yatırım amaçlı veya oturma amaçlı konutlar aldığını duyuyorum ben de. 2022 yılında konut satışının bu kadar hızlı devam edeceğini düşünmüyorum ama. Bayağı bir artış var yani satışlarda. Binalar bayağı bir yükselme oldu yani artış da var yani. Şimdi İstanbul'dan büyük şehirlerden kaçmak isteyen insan memleketlerinden ev almaya geldiler. Bu bütün şehirlerde etkisi var, burada da var yani. Bayağı bir etki oldu yani bu pandemiden dolayı.